Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz bu çok güzel modelin yapılışını anlatacağım. Bu modeli özellikle battaniyelerde kullanabilirsiniz. Çok tatlı, çok güzel bir model. Ama bebek yeleklerinde, hırkalarda, başka her türlü örgüde de kullanabilirsiniz. Ben burada 3 tane renk kullandım. 3 tane rengi devam ettirdim. Siz istediğiniz kadar rengi kullanabilirsiniz. Kenarında da böyle pıtırcıklar yaptım. Bunların yapımını daha önce anlatmıştım. Linkini hem açıklama kısmına hem de yukarıya ekleyeceğim. Bu modelde ben Alize Cotton Gold kullandım. Şöyle göstereyim. Pamuklu güzel bir ip. Numaralarını da göstereyim. Yeşil olan 485, turuncu olan 37, krem rengi de 67 numara. Tığım ise 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Evet, zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir ilmek aldım. Ve zincirler çekeceğiz. Çok sıkı olmayan zincirler çekeceğiz. İstediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Zincirlerimizin sayısı 8'in katı kadar olmalı. Şimdi ben de numune bir parça çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle numune uzunlukta zincir çektim. 8 sayısının katı kadar olmalı. Ben de 32 tane zincir çektim. Ve şimdi başlıyorum modelimi kurmaya. 2 zincir daha çekiyorum. Şöyle 2 zincir daha çektim. Ve ilk olarak sık iğne ile başlayacağım. Bir tanesini atlıyorum. En son yaptığım zinciri atlıyorum. Ondan bir önceki zincire batırıp, üzerine ip almadan batırıp bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bir sık iğne yaptım. Ve üzerine ip alıyorum. Şimdi o yelpazeye benzeyen şekillerimizi oluşturacağız. İp aldım ve ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüsüne batırıyorum. Ve bir trabzan yaptım. Şöyle. Aynı deliğe bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve aynı deliğe bir tane daha trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Toplam bir delikte 3 tane trabzan elde ettim. Sonra bir zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı deliğe 3 trabzan daha yapıyorum. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. Şimdi aynı delikte 3 trabzan bir tarafta, 3 trabzan bir tarafta, arada da bir zincirlik minik bir delik var. Şöyle minik bir delik var. Ve bu şekilde yelpazeye benzeyen ilk yapımızı kurmuş olduk. Devam ediyorum. Zincir falan çekmeden, üzerine de ip almadan devam edeceğim. Bu alttan yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne batırıp bir sık iğne yaptım. Şöyle. Ve böylelikle bu yelpazeye benzeyen yapıyı aşağıya zincirlere bağlamış oldum bir sık iğne ile. Tekrar devam ediyorum. Yine zincir çekmeden direkt ip aldım. Ve yine bu yelpaze gibi olan şekilden yapacağım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne batırdım. Ve bir trabzan yaptım. Bir tane onun yanına ve bir tane onun yanına, yani aynı deliğe olmak üzere 3 tane trabzan yaptım. Yine bir zincir ve aynı delikte 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şu 2 ve bu da 3. Şöyle. Aynı delikte 6 tane trabzan yaptık. 3'ü bir tarafta, 3'ü bir tarafta, arada bir zincirlik delik var. Aynen şurada yaptığımız gibi. Ve şimdi bunu alacağım. Tekrar aşağıya bağlayacağım sık iğne ile. Bu alttan 1, 2, 3 delik atlıyorum. Dördüncüsüne batırıp sık iğne yapıyorum şu şekilde. Böyle. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde sıranın sonuna kadar geldim. Toplam 32 tane zincir çekerek başlamıştım ben. Numune küçük bir parça örüyorum. Yani 4 tane
böyle yelpaze gibi şekillerden kurdum. Her şekil için 8 tane zincire ihtiyacım vardı. Ve şimdi eğer dediğim sayılara riayet ettiyseniz en sonda bu yelpazeyi aşağıya bağlayarak sıramızı bitirdiğimizde en son zinciri de kullanmış oluyoruz. En son yelpazemi yaptım ve şimdi aşağıya bağlayacağım. Alttan yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne batırıp bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde bütün yelpazelerimi bitirmiş oldum. Şimdi burada renk değişikliği yapacağız. Normalde her rengi 2 sıra halinde örüyoruz bu modelde. Ama sadece başlangıçta 1 sıra halinde örüyoruz. Sonrakilerde hep 2 sırada bir renk değiştireceğiz. Şimdi ilk renk değişikliğimi yapıyorum. Burada isterseniz ipi keserek birbirine bağlayıp yeni renge geçebilirsiniz ama isterseniz de benim yaptığım gibi yapın. Böylelikle her sırada ip değişikliği yapmak zorunda kalmazsınız. Şöyle yapıyorum ben. Şu en son yaptığım sık iğneden bir kere açıyorum. Şöyle tığımda 2 tane ilmek kalıyor. Bu 2 tane ilmeği yeni renkle kapatacağım. Şöyle yeni renkle kapattım. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şurası haliyle biraz gevşemiş oluyor. Onu biraz sıkıyorum önce. Bu ikisini birbirine bağlayacağım. Yeni ipi ve eski ipi birbirine bağlayacağım. Bu altta kullandığım ipi kesmiyorum. İsterseniz kesebilirsiniz ama tekrar üst sırada bir daha takmak zorunda kalacaksınız. Ben öyle yapmamak için bunu kesmiyorum. Bunu bu tarafta böyle bırakıyorum. Şöyle kalacak bu. Bununla örgüye devam edeceğim. Sonrasında zamanı geldiğinde alttan bunu tekrar yukarıya çıkartıp örmeye devam edeceğim. O yüzden şimdilik bu burada dursun. Şu artık olan ipleri de en son kenarını yaparken üzerine örerek yok edeceğim. Ve şimdi 4 zincir çekerek başladım. Yeni rengi geçiş yapmış oldum. Dönüyorum. Hemen en sonki yaptığım sık iğnenin üstüne bir tane trabzan yaparak şöyle göstereyim. Bu başlangıçta 4 zincir vardı. Yanına hemen bir tane trabzan yaptım. Böylelikle sırayı başlatmış oldum. Şimdi bu aralardaki bir zincirlik böyle boşluklarımız vardı. Yelpazelerin üstünde. Onları kullanacağız. Bir de şu ara kısımları kullanacağız. Böylelikle bir üst sırada yelpazeleri yapacağımız yuvaları oluşturacağız. 2 zincir çekiyorum. Buradaki şu bir zincirlik yelpazenin ortasındaki bu bir zincirlik deliğe atlayıp bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Şimdi buraya biraz dikkat edelim. Burada önümde 2 tane yelpazenin şöyle arasında sık iğne vardı biliyorsunuz. Sık iğnenin bir bu tarafında bir de diğer tarafında olmak üzere şöyle 2 tane delik var. Yani yelpazelerle zincir arasında kalan böyle delikler var. Ortasında da sık iğne var. İşte bu delikleri kullanacağız. Önce ileriye sonra geriye batarak burada o çapraz olan şeklimizi oluşturacağız. 2 zincir çekmiştim. İp alıyorum üzerine. Buraya dikkat. Önce şimdi burada 2 tane var. Önce bu ilkini değil, ileridekini, ikincisini kullanıyorum. Önce bu ikincisine batırıp şöyle uzun bir trabzan yaptım. Burada bayağı uzun, gevşek tutun elinizi. Böyle uzun bir trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu sefer geriye döneceğim. Az önce atladığım şu deliği kullanacağım. Şöyle, şuradaki büyükçe deliği. Sık iğnenin olduğu delikten bahsetmiyorum. Şöyle büyükçe deliği kullanıyorum. İp aldım üzerine. 2 zincirden sonra ip aldım. Geriye dönüyorum. Ve buradaki deliğe batırıp yine şöyle uzun bir trabzan yaptım. Şöyle bir göstereyim. Önce ileriye sonra geriye battım. Böylelikle bu çapraz şekil oluşmuş oldu. Burası da üst sırada yeni yelpazemi yapacağım yuvam oluşmuş oldu. Ve devam ediyorum. Yine 2 zincir çekip bu sıradaki şuradaki bir zincirlik deliğe batırıyorum. Sık iğne yapıyorum.
Şöyle bir bakalım. Yani burada biz aslında örgüyü bayağı düzleştirmiş olduk. Burada sık iğne kullandık. Arada da uzunca trabzanlar kullandık. Ve örgü böyle düzleşmiş oldu. Ve üst sırada yeni yelpazemizi oluşturacağımız ilk yuvamızı da yapmış olduk. Ve devam ediyorum. 2 zincir. 2 zincir yaptıktan sonra yine şurada yaptığım çapraz işlemi burada da yapacağım. Şöyle bakalım. Buradaki 2 deliği kullanacağım. Sık iğnenin olduğu deliği değil, sakın yanlış anlamayın. Bu yelpazelerin altındaki, bu zincirle yelpaze arasındaki bu genişçe delikleri kullanacağım. İp aldım. Önce ilerisindekine batırıp böyle upuzun bir trabzan yaptım. Dikkat edin, aralarda 2 zincir var hep. Yine 2 zincir çektim. Şimdi geriye dönüyorum. Az önce atladığım o büyükçe deliğe batırdım. Ve bir trabzan yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Ve bunu sık iğneyle şu orta noktaya tutturuyorum. Yelpazenin ortasına. Şöyle bakalım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Başlarken böyle trabzanlarla başlamıştık. 2 tane trabzan vardı. Arasında minik bir boşluk olan. Burada da yine trabzanlarla bitireceğiz. 2 zincir çekiyorum. Ve en sondaki şu başlangıçta bir sık iğne yaparak başlamıştık. O sık iğnenin üstüne bir tane trabzan yaptım. Buraya dikkat. Bir zincir çekip aynı deliğe bir kere daha trabzan yapıyorum. Bunu sakın unutmayın. Burada böyle minnacık bir deliğimizin oluşması lazım. Aynen şuradaki gibi minik bir deliğimizin oluşması lazım. Çünkü üst sırada bunu kullanacağız. Ve böylelikle bitirirken de 2 trabzan arasında bir zincirle bitirmiş oldum. Ve yine 3 zincir çekip döndüm. Az önce oluşturduğum şuradaki bu bir zincirlik deliğe 3 tane trabzan yapıyorum. Şu 2 ve şu da 3. 3 tane trabzan yaptım. Bu başlangıçtaki 3 zincirlik kısımla beraber burada toplam 4 tane trabzan olmuş oldu. Ve devam ediyorum. Bunu şimdi aşağıya bağlayacağım. Şuradaki sık iğnenin üstüne, devam eden sık iğnenin üstüne batırdım. Ve böylelikle sanki burada yarım bir yelpaze oluşturmuş olduk. Burası sıranın başı olduğu için böyle yarım bir motif koymamız gerekti. Şunun yarım halini. O yüzden küçük bir yelpaze yaptık ve aşağıya bağladık. Bundan sonra aynı şeyi yapacağız. İlk sırada yaptığımızı, yani yelpaze yapıp sık iğneyle bağlayacağız aşağıya. Yelpazeler için az önce şurada çapraz şekilde oluşturduğumuz arasında 2 zincir olan bu delikleri kullanacağız. Dikkat edin, buraları değil. Bu 2 tane çapraz trabzanın arasında kalan 2 zincirlik deliği kullanıyorum. İp aldım. Hemen bu deliğin içine batırdım. Önce 3 trabzan. Şöyle. Sonra 1 zincir. Ve sonra aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Aynen burada yaptığım gibi 6 trabzan ama 3'ü bir tarafta, 3'ü bir tarafta. Arada da yine böyle bir zincirlik minik bir delik var. Bunu tekrar aşağıya bağlayacağım. Yani şuradaki sık iğnenin üzerine. Bir alttaki yelpazenin üstüne yaptığım sık iğnenin üzerine batırdım. Yeni bir sık iğne yaparak bunu aşağıya bağlamış oldum. Şu şekilde. Bir kez daha göstereyim. Aralarda zincir falan çekmiyoruz. Direkt ip aldım. Şuradaki deliğe batırıyorum. Ve yelpaze yapıyorum.
ve böylelikle çapraz olan bu trabzanların üzerinde birer yelpaze oluşturmuş olduk. Bu şekilde şu üçüncüsünü de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben üçüncü yelpazemi de yaptım. Sıranın sonuna geldim. Benim tabii küçük bir parça olduğu için 3 tane yelpaze var burada. Şimdi burada böyle minik bir delik vardı. Başlangıçta yaptığımız şeyi, yani böyle yarım yelpazeyi burada tekrar yapacağız. İp alıyorum üzerine, sık iğneyle aşağıya bağladıktan sonra ip aldım. Şuradaki deliğe batırıp 4 tane trabzan yapıyorum. Bu 2, 3 ve 4. Şu şekilde 4 trabzan yaptım. Başlarken de yine 4 trabzan vardı. Bitirirken de yine 4 tane trabzan var. Böylelikle alttaki 2 yelpazenin tam ortasına yeni bir yelpaze koyduk. Bu başa ve sona da yarım yelpazeler koyarak kenarının düz şekilde ilerlemesini sağladık. Ve şimdi devam ediyorum. Burada renk değişikliği yapacağım. Renk değiştirirken yine aynı şeyi yapıyorum. Şunu bir kere açayım. Böyle 2 tane ilmek var tığımda. Bu 2 tane ilmeği yeni rengimle kapatacağım. Evet, şu şekilde yeni rengimi aldım ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bunları da şöyle önce biraz sıkayım. Yine alt sırada yaptığım gibi bu ikisini birbirine bağlayacağım ve bu yeşil rengi de artık burada bırakacağım. Üst sıralarda ihtiyaç oldukça alttan yukarıya doğru çıkartacağım. Evet, yeni rengimi aldım. Şöyle bu ikisi bu tarafta ihtiyaç oldukça aşağıdan yukarıya doğru bunları getireceğim. Şimdi bir zincir çektim. Bir zincir çekerek başlattım sırayı. Alt sırada 4 zincir çekerek başlatmıştım. Burada bir zincir çekerek başlatacağım. Çünkü burada kenarda yarım bir yelpaze yapmama gerek yok. Direkt yeni bir yelpaze ile başlayacağım için burada bir zincir çekerek başlıyorum. Döndüm. Hemen en sonki trabzanın üzerine batırıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde sık iğne yaptım. Ve önümde böyle biraz çukur olan yerler var ve tepeler var. Bu çukur olan yerlere altta yaptığım gibi çapraz şekillerimi oluşturacağım. Tepelere de sık iğne ile batıracağım. Yani aslında şuradaki kısma geri dönmüş oldum. 2 zincir çekiyorum. Dikkat edin, bu çapraz olan şekli oluşturmadan önce ve sonra da 2 zincir çekmemiz lazım. 2 zincir çektim. İp aldım üzerine. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Şurada görelim delikleri. Şu 2 deliğe. Yani bu yelpazelerin altındaki, şuradaki ve şuradaki delikleri kullanarak bu çapraz olan şekli oluşturacağım. Önce ilerisine, sonra gerisine batırıyordum. 2 zincirden sonra ip aldım. Önce ilerideki deliğe, dikkat edin buradaki sık iğneye falan değil ya da yelpazelerin üzerindeki herhangi bir yere değil, direkt şuradaki genişçe boşluğa batırıyorum. Ve böyle upuzun bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Yine 2 zincir. İp aldım. Şimdi geriye döneceğim. Şurada az önce atladığım bu genişçe deliğe batırdım. Ve şöyle bayağı uzun bir trabzan yaptım. Burada mümkün oldukça uzun yapın. Burayı kasmasın örgünüzü. Ve yine bir üst sırada yeni yelpaze için deliğimi de oluşturmuş oldum. Ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar şuradaki yelpazenin ortasındaki bir zincirlik deliğe batırıp bağlıyorum. Şöyle. Şu şekilde yeni çapraz trabzanlarımı da yapmış oldum. Arasında da böyle 2 zincirlik yuvam var. Yine aynı şekilde 2 zincir, önce ilerisine, tekrar 2 zincir, sonra geriye, tekrar 2 zincir, sık iğne ile bağlıyorum.
şu şekilde ve böyle yapıp sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar, ben yeni yuvalarımı oluşturdum. Böyle çapraz şekillerin üstünde, böyle içinde yeni yuvalarımı oluşturdum. Sıranın sonuna kadar geldim. En sonki çapraz trabzanlarımı da yaptım ve tekrar 2 zincir çekiyorum. Bunu bu köşeye bağlayacağım. Aynen başlangıçtaki gibi. Alttaki trabzanların en ucuna, yani zincirli olan kısmın üstüne batırıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum şu şekilde. Ve yine bir zincir çekip dönüyorum. Dikkat ederseniz alt sırada 4 zincir çekerek başlatmıştım sırayı. Yani uzun bir şekilde başlamıştım. Daha sonra aynı rengin ikinci sırasında da yine uzun bir şekilde başladım. Burada da sık iğne ile başlamıştım sıraya. Bu rengin ikinci sırasında da yine sık iğne ile başladım. Yani bir renge başlarken trabzanlarımız var, bir renge başlarken sık iğnelerimiz var. Bir trabzan, bir sık iğne bu şekilde değişiyor. Zincirden sonra dönmüştüm ve burada en son yaptığım sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve önümde yine bu yuva var. Yelpazeyi oluşturacağım. Çapraz trabzanların üzerindeki yuva. Buraya hemen yelpazemi oluşturuyorum. Şu şekilde göstereyim. Yelpazemi oluşturdum. Sık iğne ile başladım, dikkat edin. Yelpazeyi oluşturdum. Sık iğne ile aşağıya bağlayacağım. Aynen ilk sırada yaptığım gibi sık iğne ile başlıyorum. Yelpaze oluşturup sık iğne ile tutturuyorum. Yarım yelpazeleri yaptığım kısımda da trabzanlarla başlıyorum sıraya. Şimdi bunu aşağıya bağlayacağım. Şuradaki sık iğnenin üzerine bağladım. Şöyle. Ve devam ediyorum. Bir kez daha yapayım. İp aldım. Buraya yelpaze yapıyorum. Şöyle şu şekilde bir yelpaze daha oluşturdum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar, ben yelpazelerimi bitirdim. Şimdi bunu aşağıya bağlayacağım ve sonra yeni renge geçeceğim. Ben tekrar başa döneceğim. Krem, yeşil, turuncu, bu şekilde bu örüntüyle devam edeceğim. Şimdi burada sıramı kapattıktan sonra alttan az önce bıraktığım ipi alacağım ve onunla devam edeceğim. Şöyle yelpazeyi yaptıktan sonra buradaki başlangıçtaki sık iğnenin üzerine batırıyorum. Ve bir sık iğne ile bunu buraya tutturuyorum. Ama sık iğneyi bu şekilde 2 ilmek kalacak şekilde bıraktım. Çünkü bunu yeni rengimle kapatacağım. 2 ilmeği tutuyorum tığımda. Şu alttan az önce bıraktığım krem rengi ipimi alıyorum. Onunla kapatıyorum burayı. Bunu birazcık böyle hafif gevşek tutun. Çok kasmasın örgünüzü. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip sırayı başlattım. Şu alttaki turuncu olan ipi de şöyle hafif sıkarsanız tamamdır. Böylelikle her renk değişikliğinde sürekli ip kesmek zorunda kalmayacaksınız bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekerek başladım ve döndüm. İp aldım. Aynen şuradaki gibi böyle yarım bir yelpaze ile başlayacağım. Çünkü burada ona ihtiyaç var. Yarım bir yelpaze ile başlayabilmek için hemen buraya, yani en sonki bu sık iğnenin üstüne bir trabzan yaptım. Böylelikle burada bir delik oluşturmuş oldum. Bunun üstüne bir üst sırada yarım yelpazemi yapacağım. Altta yaptığımız işlemin aynısı yani. Ve sonra 2 zincir çekip buradaki yelpazenin ortasındaki bir zincirlik deliğe batırıp bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Ve sonra şu kısma yeni çapraz trabzanlarımı koyarak devam edeceğim. Ve böylelikle yeni rengim için yeni yelpazelerin yuvasını oluşturmuş oldum. Şimdi modelimiz bundan sonra bu şekilde devam edecek. Şöyle bir göstereyim. Böyle birbirinin içine hafif
çapraz şekilde girerek üst üste modelimizi götürüyoruz. Şu kısımları örmek çok kolay. Burada karıştırabileceğiniz tek şey, yeni renge başlarken zincirlerle mi başlayacağız, sık iğneyle mi başlayacağız? Bir renkte trabzanlar olacak, bir renkte sık iğneler olacak. Bir renkte trabzanlarla başlayacaksınız, bir renkte sık iğnelerle başlayacaksınız. Bu şekilde zaten zaman içerisinde eliniz hemen alışacak. Peki diyelim ki ördünüz, geldiniz ve istediğiniz uzunluğa ulaştı. Sonra nasıl bitiriyoruz? Onu da anlatayım. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra daha ördüm. Ve şimdi nasıl bitirebileceğimizi göstereceğim ve dört kenarına nasıl sık iğneyle dönebileceğimizi göstereceğim. Bu sık iğneleri dönerken de şurada artık olan ipleri de örgümüzün arasına gizleyeceğiz. Bu arada şu iki tane ip alt sıralarda yürütüp geldiğim kullandığım ipler, onları da kestim ve birbiriyle bağladım. Şimdi sadece krem rengi olan iple örgüme devam ediyorum. Bitirirken dikkat etmeniz gereken kısım, bu çaprazları yaptığımız sırayı örmüş olmalısınız. En son yelpazeleri koymayacağız bunların üstüne. Çünkü yelpazeleri koyarsak burası tekrar böyle bombeli bir hale gelir. Düz hali bozulmuş olur. O yüzden en son çaprazları yaptığımız sıranın olması lazım. Sonrasında sık iğnelerimizi yapacağız. Ben burada krem rengiyle başladığım için burada da krem rengiyle bitirdim. Ama siz istediğiniz bir yerde örgünüzü kesebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. En son şu şekilde sırayı bitirdim. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi önümde böyle delikler var. Şu şekilde delikler var. İki zincirlik boşluklar var. Şimdi bu boşlukların her birisine sık iğneler yapacağım. Bu çaprazlardan önce bir boşluk var. İki zincirlik. Sonra iki tane çapraz arasında da böyle boşluk var ve çaprazlardan sonra şu şekilde şöyle boşluklar var. Bunların her birisine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle direkt diğer deliğe atlayıp iki tane de ona ve sıradakine şu şekilde. Yani her bir çukurda şu şekilde 6 tane sık iğne ile geçiyorum. Devam ediyorum. Diğer deliğe 2 tane, sonra onun yanındakine ve onun yanındakine şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bunları yapıp geleyim, sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben sık iğnelerimi yaptım, sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunda böyle en sonda bir tane sık iğne var alt sıradan kalan. O sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Ve iki zincir çekip dönüyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaptım. Ki burada şöyle bir köşe oluşmuş olsun. Ve devam ediyorum. Şimdi burada artık olan iplerim var. Şöyle. Hem şu ipler var, böyle alt sıralardan yürüterek getirdiğim. Hem de bu başlangıçta ve sonda kestiğim iplerim var. Bunların hepsini burada yapacağım sık iğnelerin arasında tutacağım. Sık iğneleri buradaki bu iplerin üzerine öreceğim. Böylelikle bunlar da burada yok olmuş olacaklar. Biraz ördükten sonra kalan fazlalık ipleri de sonrasında keseceğim. Peki sık iğneleri nerelere yapıyorum? Şöyle yakından göstereyim. Şimdi burada her renk iki sıradan oluşuyor. Bir renk trabzanlarla bitiyor, bir renk sık iğnelerle bitiyor. Bir renk trabzanlarla, bir renk sık iğnelerle bitiyor. Bu trabzanların olduğu kısımda en sondaki trabzanları alarak her trabzanın üzerine iki tane sık iğne yapacağım. Sık iğnelerle biten renklerde ise her bir sırada birer tane sık iğne yapacağım. Yani burada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şöyle düşünürseniz 3 tane renk için 10 tane sık iğne yapacağım. Ve bu şekilde o sık iğnelerin arasında da bu fazla olan ipleri gizleyeceğim. Evet, şu şekilde sık iğnelerimi yaptım ve ipleri de böyle arasında gizlemiş oldum.
Evet, bu şekilde sık iğnelerimi yapmış oldum bu kenarda da. En son 2 tane sık iğne yapmıştım. 2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa, yani ilk yelpazeden önceki boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. Şuradaki delikleri, yani yelpazelerin arasındaki şöyle bu delikleri kullanacağım ve buralara sık iğneler yapacağım. Hemen şuradaki ilk boşluğa 3 tane, şu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi burada şöyle bir püf noktası göstereceğim size. Burada sırayı başlarken sık iğne yapmıştık zincirin üstüne. Burada biraz genişçe bir delik oluşabilir bundan dolayı. Bunu yok etmek adına şöyle bir şey yapıyoruz. Yani şurada iki yelpazenin arasındaki sık iğnenin üzerine de bir tane sık iğne yapacağım. Ama bu sık iğneyi biraz böyle aşağıdan alacağım. Böylelikle oradaki deliği yok etmiş olduk. Devam ediyorum. Diğer deliğe 3 tane. Buraya atlıyorum. Diğerine yine 3 tane. Yine böyle sık iğnenin oluşturduğu deliğe denk geldim. Birazcık daha alta, şöyle yakından göstereyim. Birazcık daha şuraya, şu kısmına batırıp deliği de yok edecek şekilde bir sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer deliğe 3 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde burayı da düzleştirmiş oldum. Bunu da yapıp şurada sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi en son kenardayım. Onu yapacağım. 3 tane sık iğne yaptım buradaki boşluğa. Ve yine 2 zincir çekip dönüyorum. Şimdi yine diğer tarafta yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Yani trabzanların olduğu renklerde bu sondaki trabzanları alarak buralara ikişer tane, sık iğnelerin olduğu renklerde de bu sık iğnelerin olduğu son kısımlara birer tane yaparak sık iğnelerimi örüp geleceğim şuraya kadar. Evet, böylelikle buradaki sık iğnelerimizi de yaptık ve sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunda da yine 2 zincir çekiyorum ve bu başlangıçtaki sık iğne ile bunu birleştiriyorum. Böylelikle 4. köşemizi de yapmış olduk. Şimdi bundan sonra neler yapabiliriz? Şöyle göstereyim. Şimdi ben burada böyle daha büyük bir parça ördüm. Burada sık iğneleri yaptıktan sonra bir sıra trabzan sırası geçtim ve şöyle pıtırcıklar yaptım. Bu pıtırcıkların nasıl olduğunu daha önce anlatmıştım bir videoda. Siz bundan sonra istediğiniz herhangi bir kenar örneğini uygulayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.